Evet arkadaşlar, Olta Mühendisinden herkese selamlar. Bugün yurt dışından gelen siyah domates tohumlarımızı ekeceğiz. Resimde görüldüğü gibi şöyle, yani simsiyah değil ama hafif böyle bordomsu, siyahımsı bir domates. Ben AliExpress'ten aldım. Siz de AliExpress'ten alıyorsanız lütfen dikkat edin. Çünkü bazı resimler Photoshoplu ve aldığınız domatesler normal kırmızı domates çıkıyor. Mesela mavi domates, işte sallıyorum pembe domates falan filan, böyle şeyler görürseniz yani resimine bakın. Doğal durmayan şeyler genelde fake, yani yalancı oluyor. Ve ektiğiniz zaman bir kere daha denemiştim. Siyah domates almıştım. O simsiyah duruyordu mesela resmi. Ektiğimde kırmızı çıktı. Şimdi bunların çekirdeklerinden de belli oluyor zaten, diğer normal domatese göre daha siyah. Şimdi bilindiği gibi kabımız var. Üstü kapatılabilen. Peçetemizi, havlu peçetemizi iki kat yapıp ıslatıyoruz. Ve şimdi ayırdığımız domates çekirdeklerini filizlendirmek için içine dizmeye başlıyorum. Evet, içine dizdim. Üstünü kapatıyoruz hemen. Ve evet, serin olmayan sıcak bir ortama koyacağız. Bu şekilde. Böyle yapmamın sebebi, diğer videolarda da anlatıyorum. Abone değilseniz abone olun bu arada. Burada nemli olan peçete buhar yapıyor. Su buharlaştığı zaman üstüne tekrardan aşağı nemi iniyor. Tekrardan ıslanmış oluyor. Yani sürekli sulamak zorunda kalmıyorsunuz. Bu şekilde. Saklamak için de şöyle hava almayacak cam kavanozlar kullanabilirsiniz. Yine filizlenirse videonun devamını çekeceğim ve birleştireceğim. Görüşmek üzere şimdilik. Ha, bu arada şu çekirdekler dururken de yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini lütfen atmayın. Bir kenarda biriktirin. Bir kap yapın. Kullanmadığınız bir kavanoza da koyabilirsiniz. Böyle şehir dışına çıktığınızda tarla, toprak, yol kenarlarına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çöpe gideceğine, oralarda da yeni fideler çıkmasını sağlayabiliriz. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz ki yurt dışından tohum getirmiştik. Siyah domates tohumu. Onların çıkacağından çok emin değildik ama biliyorsunuz şöyle yaptığımız ıslak peçetenin içine tohumlarımızı koyup üstünü kapatıyoruz ve 2 gün 3 gün bekletiyoruz. Evet, sonuç şöyle göstereyim. Şöyle çoğunluğu çıktı. Şimdi onların bu filizlenenleri toprağa geçireceğim. Bakalım büyüyecekler mi? Siyah domates verecek mi? Bunu göreceğiz şimdi. Bu arada toprağımızın üstünde yaptığımız evde bitkisel gübremiz var. Ayrıca içinde perlit dediğimiz, biliyorsunuz ki şu şeylerimiz var. Çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle tutarsam, ha, perlit dediğimiz volkanik cam kayaç da denilebiliyor. Bunu zirai yerlerinde botanikçilerde bulabilirsiniz. Toprağı çok verimli. Evet, şimdi bunların ekimine geçeceğim. Peçetede pamukta yapmanızı önermiyorum. Pamukta yaptığınızda bu kökler pamuğun içine giriyor ve kökü boğuyor pamuk. Onun için peçetede yapın. Kolaylıkla ayırabilirsiniz.
Bunlar da köklenenleri, yani kök çıkaranları ayırdım. Geriye bunlar var. Bunları yine birkaç gün bekleteceğim. Ekim yaparken de böyle filiziniz varsa eğer, yani filizlenmiş kökünüz, tohumunuz varsa şu kısmın aşağı doğru bakmasına emin olun. Çünkü şu kısım bitkinin kökünü oluşturacak. Üstü ise, o tohumun olduğu kısımsa yaprakları oluşturacak. Yani yukarı bakması gerekiyor. Evet, bayağı büyüyecekleri için uzak aralıklarla ekiyorum. Gerçi bu da zaten şey olmayacak. Verim alabilmek için yeterli bir saksı değil. Sadece normal ekim aşamasındaki zamana gelene kadar büyümelerini sağlayacak. Bu şekilde şimdi suyunu da vereceğiz. Böyle hafif nemlendirdikten sonra köşelerden daha fazla su verebilirsiniz ama suyu dökerken dikkat edin, tam köklerin üstüne dökmeyin. Çünkü ektiğiniz kökleri çıkarabilirsiniz. Şöyle köşelere suyumuzu döküyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Daha büyüdüklerinde, yaprak çıkarttığında tekrardan video çekeceğim. Bir de en son kırmızı domates mi çıkacak yoksa siyah domates mi çıkacak, onun videosunu da çekeriz, paylaşırız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, AliExpress'ten aldığımız, biliyorsunuz ki tohumlar çıkacak mı çıkmayacak mı diye düşünüyorduk. Bunlar salatalık tohumlarımız. Onlar çıktı. 3 tane ekmiştim. Bir tanesi de çıkmak üzere ortada. Biraz geç oldu. Bunlar da siyah domatesler. Şöyle size yakından göstereceğim. Şöyle, yani ot değil, gerçek. Bildiğimiz domatesler. Birkaç tane daha var. Onları ilk önce peçetede filizlendiriyorum. Sonradan ekim işlemini yapıyorum. Salatalıklarımız hani böyle sağlıklı, işte şu iki tane anlatmıştım, çekirdek yaprağı. Bunlardan sonra kendi gerçek yaprağı çıkıyor. Şurada başladı. Bunun da çıkmaya başladı. Yani bir sıkıntı yok. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz ki Çin'den gelen siyah domatesleri ekmiştik. Şu anda bu haldeler. Bayağı bir büyüdüler. Birkaç tanesi ektikten sonra bozuldu. Şu anda 4 tane var elimizde. Evet. Yakında çiçek açacaklardır diye düşünüyorum. Şöyle boyu neredeyse bir karışa yaklaştı. Şu şekilde. Orada diğer şeylerimizi de göstereyim. Bunlar da gelen salatalıklarımız. Şurada nanemiz var. Burada maydanozlarımız var. Şurada çileğimiz var. O da yakında çiçekten sonra çileğe dönecek. Şurada yine bir tane tohum atmıştık. Erik veya kayısı olabilir. Şurada biberiyemiz var. Biliyorsunuz biberiyenin üretimi de çok kolay. Hemen kesip çilikleme yaptığınızda toprağa tutuyor. Burada
Şöyle dereotumuz var. Bahçemizde bayağı bir, balkonumuzda bayağı bir, evet burada da Akdeniz marulu diyorlar. Şurada yine dereotlarımız var. Balkonumuz, bahçemiz çiçek ve sebze fidesi dolu, görüldüğü gibi. Siz de böyle balkonunuzda yetiştirebilirsiniz kolaylıkla. Organik, dalından koparıp yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları takip etmek istiyorsanız bildirimleri açın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz video altına. Hemen zaten cevaplıyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.